Kütahya gündemini MES oluşturmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Çobanköy heyeti Kütahya Birlik ve Çözüm Derneği Başkanı Fatma Ceyhan ve yönetimini ziyaret etti. Kütahya gündemini MES oluşturmaya devam ediyor. Çobanköy heyeti Kütahya Birlik ve Çözüm Derneği Başkanı Fatma Ceyhan ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Çobanköy heyeti MES firması tarafından kurulması düşünülen katı atık yakma tesisinin dünyanın en büyük tehlikeli kimyasal atık depolama tesisi olduğunu ifade ettiler. Heyet Çobanköy'de fabrika kurulmasına karşı olmadıklarını, her şeye rağmen kurulmaya çalışılan zehirli katı atık yakma tesisine karşı olduklarını söylediler. Çobanköy heyeti başta iktidar partisinden ve diğer partilerden ve Tavşanlı ile Kütahya halkından yeterince destek alamadık dedi. Çobanköy heyeti Kütahya'da yaptıkları imza kampanyasında 7000 imza topladıklarını da ifade ettiler. Kütahya Birlik ve Çözüm Derneği Başkanı Fatma Ceyhan yaptığı açıklamada Çobanköy heyetinin derneklerini ziyaret ettiğini, kendilerinin de yasal çerçeveler doğrultusunda Çobanköy halkına destek vereceklerini söyledi. Fatma Ceyhan ayrıca Tavşanlı ve Kütahya'nın zehir çöplüğü olmadığını da ifade etti. Çobanköy muhtarı ve heyeti Çobanköy'de kurulmak istenen metal atık tesisini tepkilerini dile getirmek için Kütahya'da bulunan Kütahya Birlik ve Çözüm Derneği'ni ziyaret etmişlerdir. Biz de bu haklı tepkilerinde yasal süreçleri izleyerek kendilerine elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi, yanlarında olacağımızı bildirmiş bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye'de bunun gibi tesisleri incelediğimizde bu tesislerin doğal yaşam alanını ve insanın sağlığını, vücudunu olumsuz yönde etkilediğini görmekteyiz. Sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan ve Amerika'dan da gelecek zehirli atıklar burada yakılması düşünülmektedir. Bir ton zehirli atık yaklaşık 120 avro civarında yakılacaktır. Kütahya bölgesinde yaşam süresi zaten Türkiye ortalamasının çok altındadır. Bununla birlikte bölgemizde yeterince maden tesisi bulunmaktadır. Bu yüzden çevre yaşam açısından oldukça hassas bir bölgededir. Böyle bir tesisi ne Tavşanlı halkı ne Kütahya halkı kaldırması mümkün değildir. Ne Tavşanlı ne Kütahya Türkiye'nin de çöplüğü değildir.